ekonomisi mi kaldı daha bunu da? Ağla değil mi? Özgürsün. Niye ekonomisi abi, daha ekonomi mi kaldı bu dünyada, bu ülkede? İyi diyor abi, Almanya bizi kurtarıyor. Abi pide, bir simit kaç para? 3,5 lira oldu. Bir ekmek şu anda kaç para? 2,5 lira. Doğru mu? Şu anda bir emekli kaç para maaş alıyor? 2,5 milyar. Şimdi markete gidiyorsun, markete... 1500 alan da var abi Baku'dan. 1500 de, 1500 alan var. Şimdi çıralar, ben çıra alıyorum. Bak iyi dinle beni. Ama ben çıracıyı düşünüyorum şimdi, diyor bana ki kaç para artış yapayım diyorum. Diyorum ki ne yapacaksın artık, yapma artış diyorum ben. Dünya görüyor musun? Dünya döndü tersine. Önceden gidiyordu 100 milyon liraya markete, çuvallarımızı dolduruyor. Şimdi 100 bin liraya içi ufak zeytin alıyorsun 90 milyon lira. 90 lira. 15 liralık zeytin bir teneçe, ufak teneçe şimdi 90 lira oldu. Zeytinyağı kaç para oldu? 500 milyon lira bir poşete koyuyorsun, 500 bin lira. 500 liradan aşağı çıkamıyorsun marketten. Şimdi daha neyin ekonomisi kaldı? Biz bitmişik ya. Şu anda o şeye dönüyoruz şu anda. Sonumuzu Allah, kim abi? Onu bu dinleyen ne düşünsün sonumuzun ne olduğunu ya. Şuman ne diyeyim şimdi? Çünkü sonumuz kötü. Allah sonumuzu hayırlı etsin. Durum iyi değil yani. Çünkü abi şu anda bakarsın ki burada bu insanlar, yemin ederim sana şu insanların yarıdan %80'i aç yazıyor. Daha bunun sorumlusu yok. Sorumlusu yukarıdakiler, ben değilim ki. Peki mi olacak? Bu adam mıydı? Ben bunu nasıl diyebilirim ki? Allah sonumuzu hayırlı etsin ama işimiz gerçekten yaşlı. Demin onu diyordum sana ya, adam diyor bak kaç para artış yapayım. Ne artışı diyorum bana, ne artış yapacaksın? Enflasyonu görmüyor musun? Kaç oldu? Dolar kaça çıktı? Şimdi nereye gidiyorsun? Dolar. Hep dolardan bahsediyor. Daha Türk lirası yok. Türk lirası kalktı şu anda. Onun için kardeşim ha, ben yukarıdakilere bir şey demiyorum. Tamam, ben o yukarıdakinin onayım şu anda. 17-18 yıldan beri bu ülkededir şu anda reis. Ben her zaman onun yanındaydım, yanında da oldum. Yanındayım yine de. Başka kimi gösterebilir? Çıma ne diyeyim? Çıma ne gideyim? Gidemem ki. Ama durum da budur. Başka lider yok mu abi aklında Türkiye'de? Hiçbir şey yok. Yok vallahi yok. Yok olma, daha fena olurum. Allah gene bunu başımızdan eksik etmesin Mevlam. Sen ne diyorsun? Tayyip, inan ki Tayyip iyidir. Bu eskiden zamanında bu ülkenin içinde emperyalistler vardı. Türkiye uçurmuş üstündedir. Ben bunu geçmişi de gördüm yani. Yaşım 37'de geçmiş ama Tayyip iyidir. Ben bu Tayyip'e, şimdi bu Tayyip, şimdi Yunanlılar işte, Yunanistan, emperyalistler, bu Türkiye'nin üstüne çok geliyorlar abi. Ekonomi nasıl, geçirebiliyor musun? Ya ekonomi böyle tabii, ekonomi tabii biraz kritik ya, yani ekonomi. Özellikle ekonomiyi niye soruyorsunuz ben bunu? Nerede dinliyorsam özellikle geri iş ekonomiye. Bu yapılanlardan, yaptırılanlardan, bunlardan niye bahsetmiyorsunuz da? Özellikle ekonomi. Hangi televizyona çıkış gel, ekonomi. Ya kardeşim ne ekonomisi? Görüyorsan bak sokağa bak, şuraya bak. Onlar hep dedikodu, yalan. Öyle bir şey yok. İyi. Yani iyi. Allah'a yani, şükür. Yani. Taş ekmek yerim yine onlara teslim olmayacağız. Bu ekonomi, bu bak çıkanlar şimdi. Bir aydır, iki aydır bu ekonominin üzerinde duruyorlar. Niye? Sebep? Türkiye'yi ekonomiye düşürmeye çalışıyorlar. Ama düşüremezler. Ondan vuramayacaklar. İnşallah yani yapamayacaklar yani bu. Yani bu Müslümanı imanla baş edemezler yani. Bunu böyle yani. Bilin ya. Bu ümmeti imanla baş edemezler yani. Biz kuru soğan ekmek de yeriz ama bu ekonomi de bu ülkeye düşüremezsin sen. Bir aydır, iki aydır bu. Hiçbir zaman kafir ülkeye düşüremez. Amerika düşürmeye çalışıyor. Oturumlarda izliyoruz bunlar. Ya bu ülkede yapılanlar hiç bahsetmiyorlar bize. Yani bir de onlardan bahsedin bakayım. Gel sen bahset abi. Ya yok, gerek yok. Gerek yok. Fırsat veriyoruz sana bak. Bakın. Ha, fırsat vermiyor muyuz abi şimdi? Evet. Al sana mikrofon veriyorum. Ya ne edin. Şimdi sen sor bana. Ekonomi sorsun. Tamam. Bazı neyse. Vatandaşlar diyor ki ekonomi kötü. Heh, neden kötü? Geçinemiyoruz diyen vatandaşlar. Böyle diyenler kardeşim, var. Sen de diyorsun. 2014'ten sonra bu memlekette Türkiye'nin fişini çektiler. Kim abi? Bu dışarıdan da içeriden de. Dışarıdan da içeriden de. Evet. Hayır, kim? Bunlar 10 kim? 10 yıldır nasıl yönetildi bu ülke? Fişi çekenler kim? Fişi. Yok yok, 10 yıldır nasıl yönetildi bu ülke? Abiciğim, fişi çekenler kim? Bilelim. Değil mi? Bilelim. Ha, bileceksin. Biliyoruz işte. Görüyoruz mesela daha. Kim abi? Mesela kim? Fişi çeken kim? Bilmiyorum. Çektiler, çektirttiler abi, işte. Abi, çektirttiler işte. Ya, 2014'ten sonra başı, çektirttiler. Ama FETÖ'cü, ama PKK'sı, ama hangisi dersen de. Bu memlekette isim vereceksin ki beni inandır. Fişi çekilir. Kim çekiyor? Ha, ekonomiye tamam, ekonomide şu anda tamam pahalılık var ama neden? Neden? Bilmiyorum. Türkiye'nin ilerlediğinden işte. Bak abiciğim. Türkiye'nin ileri gittiğinden. Elma yerinde 1 lira,
Sen yolu paralı yapmışsın. Hayır. Köprü. Bir dakika. Yolu paralı yaparsan, köprüyü paralı yaparsan elma burayı yemiyor. Yapılıyor bunlarda. Peki usta. Bedava yapılmaz. 50 tane. Ha, benim cebimden, vergimden de alıysa yapıysa helali hoş olsun. Benden de alıyor. Benden de alıyor. Bu televizyonda bir iki ay neyse bu şey. Tamam. Yani böyle bizim şeyce konuşuyorsunuz. Yabancı güçler, yabancı güçler. Bak şu insanlara bak. Evet, bak. Evet. Ne bakıyorsun işte. Ekonomi çökmüş olsa böyle bu millet gezemez burada. Yok ya. Evet, gezemez. Göçmenler aç geziyor, aç. Allah Allah. Göçmenler aç geziyor, aç. Aç geziyor, aç. Ne var cebinde? Düşman kim? Düşman kim? Gösterin. Şimdi bunlar abi. Elma bahçede 1 lira, buraya geliyor 7 lira, 8 lira. Yol para, köprü para. 100 tane yer sattılar. Nerede yaptılar? Hani nerede bu paralar? 100 tane yer yaptılar. Anladın mı? Düşman sen gibi konuşanlar. Düşman sizin gibi bunlara destek verenler. Düşman sizin gibi bunlara destek verenler. Kime destek veriyorum? Memleketi parsel parsel sattılar. Memleket yok oldu, yok oldu. Sizin gözünüz nereye bakıyor? Nereye? Bayan olarak bir şey söyleyeceğim. Ben de bugüne kadar hep Tayyip'e veren biriydim. Ve AK Parti'ciyim. Bunun arkasındayım. Ama 6 yıl önceki mevzu bugün yok. Yok. Niye yok? Ha, bugün bakın. Bakın. Niye yok? Başkaları bizi düşürmeye çalışıyor. İnanmayın kızım, inanmayın. Bakın, o değil. Bak. Oyun oynanıyor. Tayyip'in üzerine. 6 yıl önceki mevzu o değil. Şu anda da kötüsünün iyisi değil. Yanlış konuşuyorsunuz. Yani şimdi bakın. Ben Tayyip'ciyim. Evet. Çok memnunum. Ben bütün oylarımı da ona veriyordum yıllarca. Ama bugün 6 yıla bakarsak, bugün çok arkamıza, şu anki mevzumuza bakarsak hiçbir şeyimiz kalmadı. Her yer satıldı. Bir askeri, bir saniye beklerseniz ben de bir şey söylemek istiyorum vatandaş olarak. Şimdi ben bir bayanları emekledik dediler bilmem ne. Ben temizliğe giden bir bayanım. Neden o pandemide ben o kadar başvuru yaptığım halde bana 1 milyar TL verilmedi? Bana denildi şu, sosyal hizmetlere gittim. 1 milyar destek alabilmek için benim evim olduğunu düşündü. Yani evim evet var, zamanında aldım. Kredisini ödedim. Bir mal sahibim var, daire sahibiyim. Ben 1 milyarlık destek istediğim zaman bana vermediler. Neden? Sebebini de söyleyeyim. Bunu kaldıracak kadar bir şerefsiz ülkede yaşıyoruz biz. Tükeniyorsunuz hepiniz. Olduğundan dolayı aç kalacaksın. Covid oldum. Dediler ki Covid'de erzak gelecek. Belediyeye başvurduk. Kapıma erzak gelmedi. Ben 14 gün evde kapalı kaldım. Onun için bitti. Yani bitti. Tayyip'i kötülemiyorum. Vesaire kötülemiyorum. Bakın ben Tayyipçiyim. Gerçekten Tayyipçiyim. Bütün oylarımı da ona verdim. Ama şimdi ben baktığım zaman ülkem bitiyor. Bitmiş. Zam bitmiş. Bir ekmek. Ben akşam 5 ekmek parası, hani 5 ekmek. Bak 5 ekmek akşam 5 ekmek parası akşam çalışıyorsam sabah 2 tanesini kaldıramıyorum. Uzayda mı yaşıyoruz? Ama kötüsünün iyisi. Arkama bak. Yine oy verecek miyiz? Yani düşünüyorum çünkü kötüsünün iyisi o. Bütün insanların balık mesabesinde. Hepimizin suya ihtiyacı var. Biz su derdine düşmüşken, yani vatan millet derdine düşmüşken 3 kuruş 5 kuruş dünya çapında olan bir kriz var diye bu memleketi kimse basite indirgeyemez. Hükümeti diyoruz. Memleket demiyoruz abi. Tamam. Hükümeti değiştiriyoruz. Ama abi memleketten niye giriyorsun? Hükümeti şimdi, değiştiriyorsun. Şimdi Kurtuluş Savaşı'nda ne yaptık abi, kardeşim? Abi kurban olayım. Kurtuluş Savaşı'nda ne yaptık? Abi devlet, eyvallah. Bizim devletimiz abi, sen devletin. Devlet bizim devletimiz, milletimiz. Tamam. Senden önce ben canım veririm. Ama topyekün mücadele edeceğiz. Bütün dünya izliyor bunu. Hükümet başarısız abi, mı saniye, sence? Bir saniye, beni ilgilendirmez orası. Bütün dünya izliyor. Türkiye alçaltıyorsun. Abi Türkiye alçaltma. Türkiye yükselteceğiz. Türkiye büyük Türkiye bir devlet. Türkiye'yi yükseltmek ama için konuşuyorum ben burada. Ben hükümeti. Ama birlik, beraberlik. Sen vatana giriyorsun ha. Vatana girme abi. Hükümet niye vatana ayrı, girmeyelim hükümet ya? Hükümet ayrı, devlet ayrıdır abi. Tamam. İki ayrı kavramı ona ayırırsan biz seninle daha iyi anlaşacağız. Bugün PKK'yı, bugün PKK'ya en köklü mücadeleyi hangi hükümet yaptı? Tamam, AK Parti yaptı. Bugün ekonomik olarak en fazla yatırımı,
savunma sanayinde, gençler arkadaşlar, savunma sanayinde bugün bilmediğimiz o kadar çok buluş, o kadar çok icat var ki. Dünya, bakın Amerika. Vatana girdiği zaman. Eyvallah. Girdiği zaman, biz vatan bizim. Adam Almanya'da ne izliyor diyor ki benim bizim vatanım canımız. Ne vatan, işte, vatan, abi, vatansız olmaz. Bu, vatansız iktidar, olmaz. İktidar eleştirilir. Tamam. Sıkıntı yok. İktidar eleştireceğiz. AK Parti'nin dört dörtlük mü? Hataları yok mu? Var. Hataları var ama şimdi ufak tefek bir iki hatayı cımbızla çekip de yerin dibine batırmamak lazım. Vatana millete girmemek lazım. Karşı tarafla abi, yine ya girmeden abi, olmuyor teşekkür ki. Ettim, çok sağ... Atatürk ölmeden bir aya verisi Maraşar Çakmağı çağırdı. Ne dedi ona? Bir şey söyledi. Ne söyledi? Atatürk Maraşar'ı çağırdı. Ne dedi? İsmet Paşa için. Ne? Bunu kaybetti Türkiye'den. Zaman gelecek ki bu Türkiye en büyük zarar olacak dedi. Bir dakika dediler mi? Yeniden konuşalım Hacı abi. He. Bu zaman gelecek ki orada Maraşal onu ne yaptı? Götürdü, sakladı. Hayır, geçinemiyorum. Bir dakika. Maraşal onu götürdü, sakladı. Yok etmedi. Yok etmedi. Atatürk öldü. Atatürk öleninden sonra bir ay sonra meydana çıktı İsmet Paşa. Ha, sordular o zaman. Dediler ki paşam senin yerin neresi? Dedi. Ne dedi? Ortanın solundayım, PKK yolundayım. Anladın mı? Bu PKK. Ya gitme hacı ya. Gitme ya. Sen yalan söylüyorsan Allah hiç tamam konuşma. Tamam da sen tarihten ne anlarsın, bir de konuşuyorsun ya Allah aşkına ya. Ha. Sen tarih okudun mu hiç? Neyi? Okur yazarın var mı senin? Ben mi? He. Yok. Daha neye bahsediyorsun? Askerde oku. Onu bırak şimdi. Sen şimdi emekli misin? Sen okudun mu? Emekli misin? Okudun mu sen? Amca sen emekli misin? Bir okudun mu sen? Sen emekli misin? Allah bunu oku. Okuyorsan okumasını bilirsen. Osmanlıca mı? Hayır, Türkçe. Nasıl Türkçe? Evet, Türkçe. Ya benim dedem hem Osmanlıca bilirdi, hem Arapça bilirdi. Ha, bu Türkçe. Küçükken. Benim elimden Allah'a Kur'an'ını, Yasin cüzünü Kur'an'ını alır, yırtar da oraya asarlar mı? İsmet İnönü'nün ne ilgisi var şimdi Allah aşkına? Sorarım ben sen. Sen emekli misin? Emekliyim. Geçinebiliyor musun? Ne? Geçinebiliyor musun? Geçinirim. Geçiniyorsun? Evet. Hadi yolunu al, Allah yolunu nasıl geçsin. Allah... Emekli rezil ettiler, rezil. Haram yesinler, inşallah başlarına düşsün her şey. Ben 27 yıl emeğime hak etmiyorlar, haram zıkkım olsun. O AK Parti'nin canı cehenneme. Gidiyorsun hastaneye, Suriyeliler benim önüme geçiyor. Benim paramı takır takır sağlıkta kesti. Yani gerçekler var. Geri zekalılara niye soruyorsunuz? Aklı olana sorun. Akılsız. Abi soralım mı? Neyle ilgili soruyorsun? Ekonomi soruyoruz abi. Ekonomi bütün dünyada bozuk. Sadece Türkiye'de değil. Her tarafta bozuk. Ama Türkiye biraz daha fazla etkilendi. Almanya gibi bir ülkede... Bir müsaade eder misin hanım? Bir dakika. Almanya gibi bir ülkede %4 enflasyon var. Türkiye'de bunun olması normaldir. Buyur abi. Abi elini veremiyorum yasak. Tersi çıkıyor. Dinliyorum abi. Burada sayın arkadaşlarım, hepimiz bu ülkenin insanıyız. Ben dünyayı gezdim. Afrika ülkeleri hariç, Avustralya hariç, Avrupa'yı, Asya'yı tüm gezdim. En son Amerika'ya gittim. Şimdi üzerimde diye gösterimize halen süresiz vizem var Amerika'ya. O şu anda bile uşaklığını yapan insanlarımız var ülkemizde. O Amerika'yı ben elimin tersiyle 20 günde ittim, geldim. İki tane olay gördüm. Amerika dediniz bu muydu? Geldim. Şimdi bu Kılıçdaroğlu denen alçağı sizlere tanıtmak istiyorum. Hakaret etmeyelim abi. Devlet büyüğü. Abisi devlet büyüğü mü? Babam mı tanımamışım ben? Hoş kimdir ya? Ayıptır. Ayıp değil. Bu adam, bu adamın dedesi, eşkıya çetesi, Cumhuriyet'e kurşun sıkmış bir alçak, kurşun sıkmış dedesi. Belge var mı belge? 1966'da babası Tamer Karabulut, geçmişleri bok olduğu için, bak soyadları Karabulut'tu 1966'ya kadar, geçmişleri bok olduğu için
soyadını mahkeme kararıyla Kılıçdaroğlu yaptı. Şimdi lan Yunanistan konuşuyor, onun yanında yer alıyorsun. Efendim sana söyleyeyim, şey konuşuyor, başka bir ülke konuşuyor, onun yanında yer alıyorsun. Bu ülkeden ne kötülük gördün, ha? Bu ülkeye yapılan her şeye karşı çıkıyorsun. Kanal İstanbul yapılacak, ona karşı çıkıyorsun. Kanal İstanbul.